Herkese selam arkadaşlar. Bugün size köyümü tanıtacağım. Hem de bu köy İstanbul'a çok yakın. Kabarın yalanı. Şimdi sabahları uyandığındaki manzara. Bahçemizi tanıtaraktan başlayalım isterseniz turumuza. Hemen konseptimi şöyle köylü kızı konseptimi size şöyle şey yapayım arkadaşlar. Bu da bizim Uğur'umuz. Uğur. Adı Uğur. Ama kız. Kızım merhaba de bakalım. Merhaba. Konseptimi gördünüz mü arkadaşlar? sepetim nerede sepetim? Sepet olmadan olmaz çünkü bahçemizi tanıtırken birazcık da ürün toplayacağız arkadaşlar. Tamam, sepetimizi de aldığımıza göre haydi bakalım geziyoruz. Hadi bakalım Uğur'cum. Uğur'cum yürü. Öncelikle bizim bahçe alanımız yaklaşık 1,5 dönüm civarında. Bol bol ağacımız, meyvemiz, sebzemiz var. Bu elma ağacımız. Haydi bakalım devam edelim. Bu da vişne ağacı ama tabii ki de şu anda Eylül sonundayız. Vişnelerimiz çoktan toplandı bile. Haziran ayında, aynen doğru söyledim. Haziran ayında vişnelerimiz toplandığı için şu anda ürünümüz yok arkadaşlar. Bu kiraz ağacımız. Değil. Ne? Vişne. Bak, ay bu da vişneymiş. Neyse. Dadadadad. Olmadı yani. Pink pink pink. Bu kiraz ağacımız. Bu da olmadı. Ne ağacımız bu? Vişne. O da mı? O da vişneymiş. Bak. Öbüsü erik. Tamam. Arkadan kopyaları duyuyorsun zaten. Annem şey yapıyor. Bu neydi kız? Erik. Mor erik. Bu mor erik. Yani mürdüm eriği. Bu da toplanıyor. Ne zaman toplanıyor? İşte Temmuz'da Haziran. Temmuz, Haziran gibi zaten bu da toplanmış. Bu ne kız? Bu ayvayı görmüyor musun? Bu ayva, ayvalarımız burada zaten çıktı ama daha şey olmadı. Topladık bazılarını. Bazılarını topladık. Bunlar çileklerimiz. Bunlar tabii çilekler de şey oldu. Haziran'da. Burada kayısı var. Buradaki ne? Kiraz. Kiraz, ikisi de kiraz. Ay. Sen ilk önce öğrensek onları. Bu evet, gerçekten dersime çalışmadan olduğu çok belli. Bunların ikisi de kiraz. Şimdi ağaçlarımızı şey yaptık. Şimdi sebze bölümüne geçelim arkadaşlar. Şimdi burada biberlerimiz var. Dolmalık biber, bir de Charleston biber. Hepsi var. Onlardan toplayabiliriz. Çünkü daha şeyler duruyor yani. Ürünler duruyor. Onlardan birkaç tane sizin için özel toplayayım ben. Bu dolmalık biber. Burada bu, da domates salatalık vardı arkadaşlar ama tabii ki de şey olduğu için yani hani zamanı geçti. Bunlar hepsi toplandı. Artık bir dahaki seneye tekrardan ekimi olacak. Salçalar, malçalar hepsi onları yapıldı. Da... onları da bizim şey var. Onları da ben size kavanozlarda biraz sonra gösteririm neler neler yaptığımızı. Tabii aslında hani şimdi gösterdiğim tarlanın bütün ürünleri neredeyse %80'i toplanmış durumda. Bir seraya gireceğiz. Serada biraz ürün var. Onları göstereceğim size ama dediğim gibi bunların hepsi toplandı. Burada acı biberler, burada bamyalar. Şimdi seraya girelim. Neriman Hanım. Efendim. Bu şey ürünler tabii daha önce toplandı değil mi? Çünkü seranın yarısı boş. Bu artık ikinciye ekim hatta. Yani yaz başı burada domates, salatalık,
Başka biber ne var. Biber, şu biberleri sonradan ikinci ekim yaptık. Ha, sadece yani domates, salatalık. Salatalık var. Bunların hepsi ona... toplandı. Fasulye. Ha, fasulye. Şimdi yeni var. Fasulye ha, var. Aynen. Biber var. Salatalık bunlar da ikinci. Onlar da yani hepsi aslında şurada gördüklerinizin hepsi ikinci rekolte. Ha, bir de şeyler bunlar. Çünkü sera olduğu için buradasın tabii ısısı falan çok daha iyi. O yüzden ürünler çok daha erken olgunlaşıyor. Onları topladıktan sonra tekrardan ikinci ekim yapmak için zaman bile kalıyor yani. Karnabahar, lahana ve brokoli. Bunlar soğanlar. Yeni ekim. Bunları tekrardan ne zaman toplanacak kız? Yani 2 ay sonra. 2 ay sonra tekrardan toplanacak. Burada biber, soğanlar falan var. Kahvaltıda nasıl ama? Aynen kahvaltıda böyle kopar kopar kahvaltıda taze taze ye. Uğur, Uğur hadi kızım. Oy. Hadi, hadi kızım. Oy. Hadi kızım. Seni gideceğim. Oy. Geçeceğim. Kızım. Oy. Fıstık. Evin içini göstereyim size biraz. Bahçeden giriş yapacağım. Onu da belirteyim. Şöyle. Size birazcık evi de göstereyim. Şöyle. Bu bahçeden giriş ama kat farkı. Tabii önden girdiğimizde zaten bu kat böyle görünmüyor. Bodrum katı olaraktan. Normalde bu birinci kat. Bu da tavan arası. Şu da şurada da benim odam. Orayı da göstereceğim size. Şimdi dediğim gibi bahçeden şöyle bir girelim. Bu biraz karışık bir yer. Şu sarımsak ekme makinesi. Şurada karpuz, kabak, ceviz. Burada elmalar falan biraz düşenler. Kalan. Tamam. Tadadam işte köy odası. Yani bu giriş tam bir köy odası oluyor. Kuzine burada. Şunu da göstereyim. Kışın ekmek falan burada yapılıyor. Tabii şöyle söyleyeyim size aslında burada doğalgaz var. Hani doğalgaz da geçirilmiş yukarıda bizim normalde oturduğumuz salonu doğalgaz var. Ama buradaki odada kuzine var. Şimdi size şeyi göstereyim. Burası da malzeme odası arkadaşlar. Tabii yine karışık kuruşuk ama şunları göstermek istiyorum size. Bunlar bizim kışlıklarımız. Şöyle bir koca raf doldurulmuş durumda şu anda. Burada da şeyleri yazıyor işte kiraz kompostusu, bunlar ne? Erik kompostusu, armut kompostusu, tarihleriyle 2021 yılında yapılmış hep bunlar. Böğürtlen, şeftali, üzüm. Ondan sonra ha bu, bakın burada meyve kuruları da var. Bunlar da elma kurusu. Bu ne? Ha, bunlar mesela pestil, elmadan yapılan pestiller. Burada reçeller, çilek reçeli. Tarhana, turşular, burada salçalar var, zeytin, burada yine turşular var, acı biber turşusu. Bu bira şişeleri arkadaşlar bunlar domates suyu. Alkol yapmıyoruz onu söyleyeyim. Belki de soranlar olacak orada bira mı yapıyorsunuz diye. Hayır, bunlar domates suları. Direkt böyle işte sos olaraktan falan bunları kullanıyoruz. Burada yine şey salçalar, turşular. Bunlar da arkadaşlar meyve suyu, konsantre meyve suyu. İşte bu vişne. Bunu böyle şeyle suyla ya da sodayla falan karıştırınca çok güzel oluyor. Burada da biraz yine elmalar var. Bu şekilde kışlığımız çoktan hazır yani. Koca bir raf. Şimdi salona doğru çıkalım. Normalde evin ana girişi buradan. Yani yoldan geldiğimizde. Burası da salon.
Şöyle mutfakta bu şekilde. Şömineyi akşam yakacağız arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Bu da evin şöyle terası. Ah işte. Sabah kahvaltılarımızı falan burada yapıyoruz. Bir de odama çıkalım. Odamı göstereyim bir de size. Bir üst katta. Bu da benim minicik odam. Tavan arası. Böyle çocukken ki dolaplarım burada. Bu benim yatağım. Bu da sabahları uyandığımdaki manzara. Şimdi evden çıktık, süt almaya gidiyoruz. Köyün merkezine mi gidiyoruz kız? Yok be, annemle. Sokağa. Şimdi yanımızda elma da var. İneklere birazcık da elma vereceğiz. Onlara elma yedireceğiz. Biz de sütümüzü alacağız. Muhteşem bir gökkuşağı görünüyor. Şurada da karpuz tarlası var. Burada bir şey var. Burada birisi varmış. Minik. Sarı kız. O elmayı görünen gelecek şimdi. Gel 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 bakalım. Sarı kız gelecek mi? Ay. Ay. Elimi yiyecek. Ay. Kamerayı yaladı. Dur, dur. Vallahi ha? Korkarım. Haydi bakalım. Bu yalıyı da bu daha bilmiyor yeme. Bu daha yemeyen bilmiyor. Sarı kız bak. Benden mi korkarım ben? Bağırmadan verirsen tamam ver şunu bakalım. Öbürsü de yalıyor bak. Alice böyle ver bir şey yapmayacak ya. Ay Allah'ım bağırmadan yapsana şu işleri. Dur dur. Şimdi ben böyle yalayacak tabii. O önemli ay, değil. Ay. O ya, böyle dur, alıyor. Dur dur tamam. Öyle alamaz. Alice. Ay Allah'ım ya Rabbim. Nasıl alacak öyle? Bitiyor ama sütüyor. Yukarı doğru tut sen hep. Yukarıya doğru tutuyorum. Arkaya tamam. Gidiyor. Ya biterken. Biterken ne olacak? Üstüme saldırır mısın? Seni yiyecek. Ay bak bak arkaya gidiyor. Sen gel bu yana o gelir. Gel sen bana doğru gel. Sen gel o gelir gel, ya. Gel gel gel. Bak gördün. Ne bileyim o çekiyor ben de gidiyorum o tarafa. Gel. Bitiyor. Yani şimdi sütümüzü aldık. Bir 5 litre bir de hediye. Ne? Ha, hediyesi. Bu benim bana hediye verdiler.
Toplamda 7 litre sütümüz var. Şimdi eve gidiyoruz. Ne yapacağız? Yoğurt ve peynir yapacağız herhalde, değil mi? Yoğurt, peynir. Süt kesin soranlar olur. Sütün kilosu kaça? 5 lira. 5 lira. Şimdi peynirimizi mayalayacağız. İlk önce süzüyoruz. İlk önce sütümüzü süzüyoruz. Evet. Neriman Hanım, peynirin oranı kaça kaç? 1 litre 0.5 maya. Maya. Bu da peynir mayası. Yani biz bunu böyle şırıngayla ölçüp koyuyoruz. Tabii sütü çiğden koyduk değil mi? Hiç ısıtmadan falan zaten. İsıtmadan ama. Direkt inekten aldığı için zaten 30, ılık. 36-37 derece olması lazım. Tabii direkt inekten alındığı için şu anda ılık zaten. O yüzden derecesi iyi. Hafif karıştırıyoruz. Şu anda kapağını kapattık. Böyle bir saat falan bekletiyoruz. Şimdi peyniri tülbente sardık suyu süzülsün diye. Böyle süzgecin üzerine koyup altına tencere, bir de daha da ağırlık yapsın diye iki tane taş koyuyoruz. Bu böyle yavaş yavaş suyu süzülecek. Yarın sabah peynirimiz olmuş olacak. Şimdi size bütün evimi, köyümü gezdirdikten sonra eminim kafanıza hemen işte biz de orada şey yapmak istiyoruz, arsa almak istiyoruz. Fiyatlar ne kadar? Uğurcuğum hadi gel kızım buraya. Hani birlikte çekecektik videoyu. Uğurcuğum. O şeyler, konular size herhalde aklınıza takılacak. Burası Beyciler Köyü. Silivri'ye 30 kilometre. İstanbul'da yaklaşık ne kadar? 90 kilometre uzaklığında. Yani aslında hafta sonu İstanbul'da oturanlar için hafta sonu böyle dinlenmenizi falan yapabilirsiniz burada. Gayet yakın. Ulaşımı çok kolay. Zaten burada otobana da bağlanıyor. Arkadaşlar biz burayı yeni almadık. Biz burayı 2000 yılında aldık. Yani ne kadar oluyor? 21 sene oluyor. Tabii bu gördüğünüz şeylerde, evlerde, bahçede tabii 20 yıllık bir emek var yani bunun içerisinde. Biz deprem sonrasında burayı almaya karar verdik. O aralar hani sadece yazın hava sıcak olduğunda falan burada yaşıyorduk. Ama daha sonrasında doğalgazın burada bağlanmasından sonra tabii kışın da böyle yaşamaya karar verdik. Yaşamaya devam ettik. Kızım gel. Hadi gel. Tabii en sonunda pandeminin etkisiyle artık yaz kış burada sürekli yaşıyoruz. Yani yaşıyoruz derken aslında annem babam burada yaşıyor. Ben de ara ara hani tatillerde falan geliyorum. Ben merak edenler için arsa fiyatlarını da gittim sordum. Yaklaşık fiyatı ne kadar falan diye. Arkadaşlar tabii ki de pandemiden dolayı fiyatlar birazcık artmış durumda. Dönümü şöyle diyeyim ben size, dönümü 450.000-500.000 TL karşılığında. Buradan isterseniz siz de arsa alıp böyle bir organik hayata geçebilirsiniz. Tabii insan böyle şehir hayatından gerçekten bunalıp organik hayatın, köy hayatının tadına baktıktan sonra birazcık buradan kopması zor oluyor arkadaşlar. Şimdi öyle söyleyeyim. Normalde ben de şehir hayatını çok seven birisiyim. 6 yıl boyunca İstanbul'un merkezinde oturdum. Ama şimdi burada hani yaşayıp hafta sonu için bile, mesela arkadaşlarımı görmek için bile İstanbul'a gittiğimde gerçekten böyle daralıyorum yani. O 2 gün orada durmak bile inanın insanı gerçekten çok yoruyor. Eminim bu konuştuğumu herkes çok iyi anlayacaktır, katılacaktır bana. Burada yaşadıktan sonra hem buranın işte daha rahat, İşte yeşil görüyorsunuz. Ondan sonra tabii onların yanında bir de taze organik meyve sebze de yiyorsunuz. Ve de aslında gerçekten meyvenin ve sebzenin tadını o zaman anlıyorsunuz. Biz böyle kendimize kadar burada yetiştiriyoruz. Siz zaten gördüğünüz bahçe, bütün meyveler, sebzeler burada var. Hepsi var bize kadar. Bazen ürünler de çok olduğu zaman dönemine göre işte yakınlarımıza falan da veriyoruz veya birazcık satışını falan yapıyoruz. Yani tamamen kendimiz için yetiştiriyoruz. Evet, bugün size köyümü gezdirdim, evimi gezdirdim, organik hayatımı, yani şu anda Türkiye'deki hayatımı gösterdim. Videolarımı kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. 6 ay Londra'da yaşayıp 6 ay dünyayı geziyorum. Ara ara Türkiye'ye de geliyorum, organik hayatımı gösteriyorum. Kızım dur, kapanışı beraber yapsaydık. Bunun için de videolarımı kaçırmamak için dediğim gibi bildirimlerinizi de açabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.